Siamo felici, anche se erano amichevole, perché non vincevamo in Germania da 72 anni, non vincevamo contro la Germania dal 2005. Siamo orgogliosi anche per aver dato una gioia a uno stadio come se insomma giocavamo in casa, alle tante milioni di turchi che vivono qui in Germania. E adesso però per noi è importante dimenticarla in fretta questa vittoria, perché tra 3 giorni abbiamo una partita molto importante per noi, perché vogliamo arrivare terzi e vogliamo arrivare primi nel girone. E ovviamente sono particolarmente orgoglioso dell'anima che ha dimostrato la squadra in campo oggi, che poi rispecchia l'animo e l'orgoglio turco. Insomma, non si sono mai arresi, nonostante dopo 5 minuti fossimo sotto di un gol contro un avversario che secondo me sarà protagonista anche nei prossimi europei. Yani öncelikle teşekkürler. Hazırlık maçı olmasına rağmen bu maça gerçekten çok fazlasıyla önem verdiğimizi söyleyebilirim. 72 yıl sonra Alman topraklarında gelen bir galibiyet var ve 2005'ten beri kendi evimizde de yenemediğimiz bir Almanya vardı. O yüzden gerçekten çok mutluyuz bu galibiyet için. Özellikle Türk halkı için buraya gelen, bizi destekleyen Türk halkına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten biz aslında deplasman gibi değildi. Kendi evimizde oynamış gibi hissettik. Ve yani baktığınızda bu çok fazlasıyla hissettiğimiz bir maçtı. O yüzden gerçekten mutluyuz. Ama 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var biliyorsunuz. Ve biz o maçta da Galler'e karşı da kazanmak istiyoruz. Çünkü ligde grupta birinci bitirmek istiyoruz açıkçası. Ve özellikle de futbolcularıma da tebrik etmek istiyorum. Çünkü sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdiler ve o ruhun da aslında milliyetçilik duygularının da ortaya çıktığı bir ruhla geliyor ki bu aslında Türkiye'nin DNA'sında olan bir şey, genlerinde olan bir şey ve hiçbir şekilde pes etmeyeceğimizi de bugün de vurgulamış olduk ki bu bizde has bir konu. Çünkü 1-0 geriye düşmemize rağmen hiçbir şekilde maçı bırakmadılar ve tamamıyla odaklandılar ve galibiyeti istediler ve arzuladılar. Ve Almanya'yı yenebildik ve Almanya'da biliyorsunuz ki bir dahaki Avrupa Şampiyonası'nda yani önde gelen takımlardan olacaktır mutlaka öyle düşünüyorum ve biz onları yenebildik. O yüzden gerçekten çok mutluyuz. Erbil Bey. İki soru olacak. Birincisi, soyunma odasındaki hava nasıl Almanya'ya karşı galip geldi takım? İkinci sorum, Galler'le oynayacaksınız 2-3 gün sonra. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Siamo felici, per me è un inizio di un percorso che è iniziato qualche mese fa, il cammino è lungo, ci sono delle cose che possiamo e dobbiamo migliorare, ma quello che non dobbiamo abbandonare, che fa la differenza, è l'anima della squadra che si percepisce stando insieme, sia prima delle partite, sia dopo le partite. Per ora abbiamo sempre vinto, quindi è più facile, quindi la gioia è enorme. Ora però è fondamentale saper gestire anche le vittorie, che è una serata importante come questa sera, perché appunto tra 3 giorni abbiamo una gara decisiva per il nostro obiettivo, che rimane quello di arrivare primi nel girone. Aslında şöyle söylemek lazım. Tabii ki de soyunma odasında büyük bir mutluluk var ve hepimizde de bu mutluluğu yaşama hakkı var, evet. Ama bu aslında birkaç ay önce başlayan bir yolculuğun sadece ilk adımları. Çünkü hala fazlasıyla gelişime açık bir gruba sahip olduğumuzu söyleyebilirim. En önemlisi, en önemli detay, bu takım ruhunu asla terk etmemek. Yani zor anlarda da, pozitif olduğumuz anlarda da hem saha dışında hem saha içerisinde bu takım ruhunu asla bırakmamak ve terk etmemek en önemlisi. Tabii ki de galibiyetleri de yönetebilmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli. Şimdi biz galip geldik, evet, ama 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var ve biz oraya gidip istediğimiz sonucu alarak grupta birinci bitirmek istiyoruz. Serhan Bey. Bu
Galibiyetin mimarı sizsiniz. Bu yeni oyunun da mimarı sizsiniz. Ben bundan dolayı sizi tekrardan tebrik ediyorum. Hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi işler yaptık. Bir Ferdi'nin muhteşem bir golü. Kenan Yıldız'ın olağanüstü bir performansı golü. Takım halinde çok iyiydik. Bir de bu takımın bir parçası olarak seyirci de vardı. Seyirci baskısı da vardı. Bunlarla ilgili neler söylemek ister Sayın Montella? Hem oyuncular anlamında hem seyirci anlamında. Ho detto all'inizio, mi rendo orgoglioso questa vittoria perché è come se avessimo giocato in casa. Mi rende orgoglioso perché i calciatori hanno messo in casa, al di là delle qualità delle vittorie, perché nel calcio si può vincere, perdere, pareggiare, però è l'anima che rimane. E io sono orgoglioso perché ormai vivo da più di 2 anni in Turchia e vedo la squadra in campo che gioca con la stessa anima del popolo turco. Poi se vinciamo siamo tutti più felici, però ecco, ribadisco discorso dell'anima perché si percepisce quella non dobbiamo mai abbandonarla. Yani aslında az önce de söylediğim gibi yani çok fazlasıyla gururlanıyorum çünkü baktığınızda taraftarlar da burada aslında sanki kendi evimizdeymişiz gibi hissettirdiler bizi. Mükemmel ötesi bir atmosfer vardı ve az önce de bu konuyu çok tekrarladım belki ama bu takım ruhunu, bu milliyetçilik duyguları asla ve asla terk etmememiz gerekiyor. Yani ben bununla gerçekten futbolcularımla bunu yansıttıkları için aşırı gurur duyuyorum. Çünkü baktığınızda ben 2 yıldır yaklaşık Türkiye'de yaşıyorum ve buradaki milliyetçilik duygularının ne kadar yüksek zirvede yaşandığını biliyorum. O yüzden futbolcularımı böyle görmek sahada ve o ruhu sahada her seferinde yansıtabilmek ve hiçbir zaman bırakmamak, pes etmemek gerçekten çok önemli ve çok gururlandırıcı. Başka soru var mı acaba? Yok herhalde. Peki teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.